Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere basit makineler konusunu anlatacağım. Nedir basit makineler? Günlük hayatta işlerimizi kolaylaştıran araçlara basit makineler denir. Siz basit makineleri günlük hayatta sıklıkla kullanıyorsunuz. Gazoz açacağı, maşa, tenis raketi, ceviz kıracağı bunların hepsi basit makineleri örnek olarak verilebilir. Derste işleyeceğimiz basit makine türleri ise kaldıraç, makara, palanga, çıkrık, eğik düzlem, çarklar, dişli çarklar gibi. Bunları diğer videolarda size sırayla anlatacağım. Basit makineleri kullanmamızın bize sağladığı avantajlar şunlardır. İlk olarak günlük işlerimizi kolaylaştırır. Kuvvetin yönünü değiştirebilir. Nedir kuvvetin yönünü değiştirmesi? Bakın burada bir sabit makara çizdim. Yükü yukarı doğru hareket ettirmek istiyorum. Yükü yukarı doğru hareket ettirmek için ben buradaki ipi F kuvvetiyle aşağı doğru hareket ettiririm. Yani burada kuvvetin yönünü değiştirmiş oluruz. Başka bir tahterevalli örneği çizdim. Bakın iki tane arkadaş Bahar ve Alp binmiş tahterevalliye. Şimdi Bahar'ı kuvvet olarak düşünürsek, kuvvet aşağı doğru hareket ederken Alp yukarı doğru hareket eder. Yani burada da biz kuvvetin yönünü değiştirmiş oluyoruz. Başka ne yapabilir basit makineler? Kuvvet kazancı sağlayabilir. Nedir kuvvet kazancı? Ben 30 Newton'luk bir yükü 10 Newton'la dengeleyebilirsem kuvvet kazancı sağlamış olurum. Fakat kuvvetten kazanç varsa aynı oranda yoldan kayıp vardır. Yani kuvvetten kazanç ve yoldan kazanç aynı anda olmaz. Birinden kazanç varsa diğerinden kayıp vardır. Şimdi biz işlem olarak nasıl yapabiliriz kuvvet kazancını? Kuvvet kazancı eşittir yük bölü kuvvet. Yükü P ile gösteriyoruz, kuvveti ise F ile. Bu şekilde kuvvet kazancını bulabiliriz. Şimdi her zaman kuvvetten kazanç olmaz. Bazen kayıp da olabilir. Eğer kuvvetten kayıp varsa aynı oranda yoldan kazanç vardır. Nedir? Bakın size çok güzel bir daha çizdim. İki kardeş, Onur'la Sinem okuldan çıktılar, evlerine doğru gidecekler. Şimdi Onur diyor ki ben çok enerjiyim diyor, kısa yoldan giderim diyor. Onur kısa yolu tercih ederse yoldan kazanç, kuvvetten kayıp sağlar. Fakat Sinem diyor ki ben uzun yoldan diyor, çok fazla kuvvet harcamadan gideceğim çiçeklere, böceklere baka baka diyor. Bakın dikkat ediyorsanız Sinem uzun yolu tercih ediyor. Sinem yoldan kayıp, kuvvetten ise kazanç sağlar bu yolu tercih ederek. Başka ne yapabilir basit makineler? İşin yapılma hızını değiştirir. Arkadaşlar bu çok sıklıkla çıkıyor. Diyor ki soruda basit makinelerle işten, enerjiden kazanç sağlarız. Yok arkadaşım. Basit makine kullanarak biz işten ve enerjiden kazanç sağlayamayız. Bakın biraz önceki örneğimize geri dönersek Onur da Sinem de okuldan çıktı, eve gidiyor. İkisinin yaptığı iş de aynı. İkisinin yaptığı iş de eve gitmek. Onun için biz burada işten ve enerjiden kazanç sağlayamayız. Buna çok dikkat ediyoruz. Şimdi bu konuyla ilgili bir örnek hazırladım size. Ne demişim örnekte? Basit makine kullanarak aşağıdakilerden hangisini sağlayamayız? A şıkkıdır. Şimdi burada dikkat edin. Eğer size olumsuz soruyorsa, sağlayamayız diyorsa buraya hemen bir eksi işareti koyuyorum. Şıkları buna göre değerlendireceğim. Aynı işi daha kısa sürede yaparak zamandan kazanç. Evet, basit makineler bunu yapabilir arkadaşlar. B şıkkına demiş ki aynı işi daha az kuvvetle yaparak kuvvetten kazanç. Evet, biraz önce bahsettik. Kuvvetten de kazanç sağlayabiliriz. C şıkkında demiş ki kuvvetin yönünü değiştirerek işten kazanç. Bunu yapamaz arkadaşlar. Doğru cevap C şıkkı. Ama hala işaretlemiyorum. Belki yanlış düşündüm. Bir yerde hata yaptım. Mutlaka son şıkka kadar okuyoruz. Küçük kuvvetten büyük kuvvet elde etme. Burada bize kibarca demek istiyor ki kuvvetten kazanç sağlar. Evet arkadaşlar, basit makineler kuvvetten kazanç sağlar. Demek ki hangisini sağlamıyor? Kuvvetin yönünü değiştirerek işten kazanç sağlamaz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.